Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü video konumuz Android hakkında olacak. Bu videoda Android'deki yani bir Android oyunu nasıl yapılır? İşte case tool ne bileyim Android Works kısımlarını tek tek göstereceğim. Android'de nelere dikkat edilmelidir? Bu şekilde bir video düşünüyorum. Ve bizim yapmış olduğumuz ilk projemiz olan yani fazla değil ama hani idare eder bir koşu oyunu diyeyim. Onu da göstereceğim. Onu da şöyle alttan açalım. Biz beraber. Android yaparken ilk önce şöyle bir bilgi vereyim. Megabyte çok önemlidir. Optimizasyon çok önemlidir. Kullandığınız grafiklerden ziyade optimizasyon ve megabyte'ınız önemlidir. Ki bunu başarmak zordur. Ben de projemde hani bazı telefonlar, hani çoğu telefona göre değil ama hani bazı telefonlara göre yapabildim anca. Yani her şeyi düşünmeme rağmen, ama dediğim gibi yapılır mı yapılır. Ben daha çok araştırmadığım için, ilk proje olduğu için biraz çok önem vermedim. Hani dedim ne ol atayım işte, bu kadar başka da bir şey düşünmedim. Yani dediğim gibi önem gerekiyor ciddi anlamda. İşte ekip arkadaşlarınız yaparsanız daha iyi olur. Hani tek başına projeye girişmek uzun sürebilir ama Android oyununa girişebilirsiniz. Çok bir sıkıntı çıkmaz yani. Unreal Engine'ın internette çok dersi var. Android hakkında çok fazla dersi var. Cidden çok fazla dersi var. Bulabilirsiniz. Yani aslında Android hakkında değil ama hani yapacağınız konu hakkında var. O da size de oraya yönelir. Ne project diyorum ben. Şimdi iki yani Android hepsine yapabilirsiniz. Third person olabilir. Ben buna koşu oyunu yaptım. Side scroller yandan görünüşte ama 3 boyutlu. 2 boyutlu side scroller. İşte bunlardan devamına bakabilirsiniz. Ben side scroller açmayı düşünüyorum. Şimdi alt taraftaki bunları görüyorsunuz. Buradaki desktop konsol yerine mobil tablet yapıyoruz. Maximum yerine scalable. Ve başlangıçta verilen bize itemleri yani contentleri diyeyim almayacağız. No starter. Çünkü projenin boyutu büyüyor. Öylesine açacağım zaten. İsim koymayacağım. Tamamdır, o da açılıyor hızlıca. Şimdi bundan ilk önce şunu ben göstereyim size hızlıca. İlk önce bakın şöyle gösterelim hatta. Bilgisayarınızı işte açıyorsunuz. Oradan Epic Games'e giriyorsunuz. İşte hangi sürümdeyse artık onu bulun. Engine Extra. Oradan Android Works 1064. Bunu arkadaşlar çalıştırıyorsunuz. Bu Android'e oyun yapmanız için gerekli bir program. Çalıştırıyorsunuz bunu, bakın bu şekilde adımları var. Bunları tek tek bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Bu arada burayı nasıl buldum? Direkt olarak Google'a şöyle Unreal Engine Android Works yazarsanız çıkar. En başta gördüğünüz gibi. Bunu nereye kuracağınız dikkat edin, bu çok önemli bir şey. Söyleyeyim yani. İşte bunlara hızlıca next next next. Bu arada burada bir yerde takılırsanız Nvidia ile alakalı bir takılma oluyor bazen. Visual Studio'yu yüklerseniz 2015 sürümünü, o zaman o sorunu halletmiş olursunuz. Ben anlatayım. Ya bilgisayarı tekrardan başlıyorsunuz zaten. Şimdi mesela projemizin çıkalım. Projemizin ayarlarına gelelim. Project Settings'e geliyoruz. Buradaki Maps and Mods, buradan editör hangi haritada başlayacağı ve en önemlisi oyunun ana haritası ne olacak? Yani buradaki oyun ana haritasını menü seçersiniz, anladınız mı? Menüden Play'e bastığınızda direkt olarak Android'e gider. Yani oyuna girer Android ne ya? Packing. Buradaki pack işlemini development yerine shipping yapıyorsunuz. Da fark etmiyor diyor ama shipping diyebiliyorum. Description seçiyorsunuz. Rebuild seçmeye gerek var mı bilmiyorum, ben seçmiştim. Bana fikrim yok. Sonra packing'in alttaki şurada hatta gözüküyor nasıl bir ok. Şu ok tuşuna basıyorsunuz ve create compress cook packs ve cook everything. Bunları yaparsanız projeniz megabyte düşer. Bunları yapmanızı tavsiye ederim. Sonra buradan
Android kısmına geliyorsunuz. Configuration now yapıyoruz hızlıca. Configuration now. Tamam. Buraya dediğim gibi bakın şu kısma oyununuzun ikonunu koyuyorsunuz. Bunlar işte resimler. Hani ilk resmi, yüklenme resmi, açılış resmi. Bunlar bir şeyler de vardı şimdi. Heh. Orientation, landscape seçerseniz yan ekran olur. Portrait, dikey ekran olur. Onu da hatırlatayım. Oyununuz eğer ki 50 MB'ınız ise ya da 100 MB'ınız ise şu. Package Game Data Insight APK, APK her neyse seçiyorsunuz ve oyununuz APK ile beraber paketleniyor. Yoksa OBB ayrıyetten geliyor. Şöyle söyleyeyim, ben bu videoyu sadece eğitim amaçlı hani ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim ve hani bundan sonra kendi oyununuzu çok rahat bir şekilde Android'de oluşturabileceksiniz. Sonra Android SDK kısmına geliyoruz hızlıca. Bakın bu kısımlar önemli. Bunların yerleri önemli. İşte benim diğer projemde de bunların yerleri nasıl? Bakalım. Zaten o Android Works kurduktan sonra onlar geliyor. Yerleri. Bakın. Basıyorsun bakın şuna. Neredeymiş? Burada. Pardon. Bu yanlış oldu. MVP'e giriyorsunuz. Yani ben hemen göstereyim size mantığını. Yani şuradan basıyorsunuz kısacası işte. MVP. Buradan ne istiyor işte sizden? Android SDK istiyor. Android SDK nerede? Android SDK burada. Bakın. Gördünüz. Direkt bu klasörü yolunu bu şekilde CTRL-C, CTRL-V yapıyorsunuz. Ya da buradan seçip klasörü seç diyerek de yapabilirsiniz. NDK var bakın. Hepsinden tek tek göstereyim. NDK bu klasör. ANT bu klasör. JD Apache var şurada. Apache. O. Şurada bir yerde vardı. Heh, şu klasör. Zaten üzerinde yazıyor. JDK'da bu klasör olarak seçiyorsunuz. Bunları yapmayı unutmayın. İkinci aşamamız K-Tool. K-Tool. Şöyle geçelim. Aşağıya biraz daha. Buraya K-Tool yazmanız lazım. İşte sallıyorum. Burası büyük ihtimalle store.kstore diye ben biliyorum. Bunun hakkında bir video var, onu da gösteririm size. Onu yaparsınız, uygularsınız işte. XXXX şifre her neyse. Onu kendiniz edersiniz. K-Store'da iki türlü ihtimaliniz var. Birisi girip direkt Unreal Engine 4 K-Store yazarsanız kendi sitesi çıkıyor. Buradan baka baka halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ya da şöyle ben size kolaylık sağlayayım. Burada Of the Sigin New UE4 Android App var. Bir tane video var. O videoyu izlerseniz de K-Store'unuzu başarılı bir şekilde uygularsınız. Bunları bitirdikten sonra hemen gelelim. Ya zaten bunları Android Engine sitesini araştırarak da yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi hani bu şekilde de ben size bir göstermiş oluyorum en azından. Hani daha rahat olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Android Setup. İlk başta bunu kuruyoruz. Yani aşamaları da buradan göstereyim. İşte diğer adım. Diğer adımı kendi mobilin mesela telefonumuzun hakkında kısmına giriyoruz. Telefon hakkında kısmı. En altta boot number olur. Ona 7 kere basıyoruz ve telefonumuz geliştirici moda geçiyor. Bakın geliştirici işte seçenekleri. Oradan USB debugging'i aktif ediyorsunuz. Okey diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada tek tek gösteriyor. Bu bakma kontrol etmek için. Sonra bunu yaptınız diyelim. Tamam, bunu da hallettiniz. Video durdurarak yaparsanız bu arada daha iyi olur. Çünkü hani ben hepsini anlatmam çok uzun sürer. Bunlara dikkat etmeniz lazım dediğim gibi. Ve zaten oyunumuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben size hemen göstereyim. Oyununuzu işte telefonunuz yaptınız. Telefonunuzun kablosunu, USB kablosunu bilgisayarınıza takıyorsunuz. Taktıktan sonra işte hani izin verirsiniz telefondan artık dosya göndermeye falan her neyse. Sonra buranın altında direkt şöyle bir şey gelecek. Mesela hard telefonunuz neyse o gelecek. Ona bastığınız an telefonunuza direkt bir şey gelir. Beklediğiniz an build eder. Sonra bakarsınız oyununuz telefondan çalışmaya başlar. Dediğim gibi bunu da telefondan deneyerek yapabilirsiniz. Ya da oyununuzu File, Package Project, Android, oradan ETC1 ben yapıyorum. Multi
yani yapabilirsiniz. All yapabilirsiniz. Her neyse ne. Ben ETC yapıyorum. ETC'ye basarsınız. 1'e. Ve oyununuz çıkar. Oradan da oyununuzu atarsınız. Yani o nasıl bir şey oluyor ben size bir göstereyim hemen hızlıca. Göstereyim. Mesela işte bir tane sürümünü sallıyorum. İşte bu şekilde olur. Gördüğünüz gibi. APK dosyası. OBB. Google Play oyununuzu atarken 90 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. Ondan sonra oyununuzun ilk önce APK'sını atıyorsunuz. Bakın hatırlatayım. İlk önce APK'sı. Oradan altta gelişmiş dosya diye bir şey çıkar. Oradan da OBB'yi seçip atıyorsunuz. Onları göstermeyeceğim. Ama dediğim gibi çok talep olursa ilerleyen videolarda onları da gösteririm. Benim için bir sıkıntı yok. İleride bir Android oyunda beraber yapacağız büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi işte bir iki boyut değil hani iki boyut görünüşlü. İki boyutlu kamera açısı diyeyim ben size her neyse. Tamam. Üç boyutlu bir oyunumuz diyelim. İşte park oyunlarımız klasik her neyse. Dediğim gibi şunları söyleyeyim. Yeni bir harita açarsanız ben daha çok Direction Light kullanmanızı öneririm. Skylight kullanabilirsiniz. Çok şey yapmasın. Bu arada korku kasmaması için Cast Shadow'ları kapatmanızı öneririm. Cidden Cast Shadow'ları kapatın. Kapatın Cast Shadow'ları. Kapat. Dediğim gibi. Şurada bir de bu arada giriyorsunuz buraya. Buraya mıydı? Yok pardon. Lite giriyorsunuz. İşte neresiydi ya? Hatırlamam lazım. Optimization Wire Mode. Shader Complexity Mode. Endless'i. Ona giriyorsunuz ve etrafta kırmızı olan şeyler varsa grafik yani şey çok ne derler count içerir çok sayı içerir diyeyim her neyse işte yani kastırmanıza sebep olur anladınız mı? Onlara dikkat edin yemyeşil olursa daha iyi olur tabi. Megabyte çok önemli dediğim gibi megabyte işte düzgün oturtturun. Çok fazla şey yapmayın hani texture eklersiniz internetten az megabyte ile texture eklemeye özen gösterin. Herhalde yani bu kadar aynen. Ondan sonra kendi Android oyununuzu yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Yani benim önerim daha çok yani iki türlü önerim arasında ikisi de birbirinden zıt. Yani bizim yaptığımız olay şuydu. Biz ilk bir oyunumuzu çıkardık. Çünkü bende şöyle bir şey söz konusu. Hani bir şey olmadan çok uğraşmak istemiyorum. Hani açıkça. Hani oyun yapımın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hani onunla alakası yok ama yani bir şeyi ilk önce birazını görmem lazım gerekiyor. Yani ben mesela koşu oyunu yaptım. Üzerine çok fazla uğraşmadım. Yani uğraştım. Tabii 2-3 ay uğraştım. Yani hatta bayağı 4-5 ay sürdü ki oyunumuz bazı nedenlerden ötürü işte 5-6 ay çıkamadı. Onun nedeni de sadece Key Store'dan kaynaklandı. Çok dikkat edin. Bakın sinir olursunuz. Yani. O kadar diyorum. Yani oyun çıkarken mesela şöyle göstereyim size. Package Project. ETC1 yapıyoruz değil mi diyelim. İşte masa üstüne şuraya çıkartıyoruz. Şuna basıyorsunuz. Show Outlook. Bu bittikten sonra zaten Success derse tamam. Tamamlamıştır ama Error yazarsa burada şu en altta böyle bir ses çıkıyor zaten genelde. Bu şu en altta işte kod sorunu yazar. Exiting code bilmem ne. Daha aşağı bu iniyor yaptıkça. Paket ettikçe. Şimdi ben şöyle anlatayım. Dediğim gibi ilk oyunumuza çok önem vermedik. Ama çıkardık. Şu an ikinci oyuna bayağı bir önem vereceğiz. Hala oyunumuzu güncellemekteyiz bu arada. Hala sorunları var. Yok değil ama sonuç olarak bir projeyi geliştirdik. Devamını da getireceğim inşallah. Hemen ben diğer oyunumuza bir geçeyim. Kısaca bir reklam olsun. Yani reklam gibi de oluyor. Bir nevi en azından bir sonsuz koşu oyununun nasıl yapıldığını ben hani çok gösteremem. Dediğim gibi hani çok uzun sürer. Ama temel şeylerin ne olduğunu gösterebilirim. Temel mantığının, temel şeyin ne olduğunu gösterebilirim. Oyunumuz şu şekilde. Play butonuna basıldığında tabi şunu ben dik ekranda ayarladım, portrait ayarladığım için bu arada Uncounted Browser mesela işte bir tane widget girelim her neyse bu widget'ı buradan screen size'dan HDC1 portrait yapıyorum ben genelde dik ekran oluyor onu da hatırlatayım size. Resmi sunmayı
arkadaki silindi. Tabii ben öldüm. Şu an bitti. Ayrı mesele. Arkadaki silindi. Hemen bir şunu bakın çekelim. Heh. Bunun nedeni? Bunun blueprint yaptım ben bunu. Bir harita, bu harita bir blueprintin içinde. Hızlanayım biraz daha. Bu binaların resmi olmasının tek sebebi ben Android'de ilk baş optimizasyonu halledemediğim için ilk başlarda. Şu an hani en azından daha şey yapacağım biliyorum ama o zamanlar bu tarz bir bina yapmayı tercih etmiştim ki resim hepsi zaten belli oluyor. O zaman hani bitti. Zaten oyun bitti ki bir daha da şey yapmak istemedim. İşte gördüğünüz gibi bir sürü engeller bulunuyor şurada. Otobüsün arkasında bakın trigger box'lar var şurada. Hit olduğuna adam buna çarptığında uçuyor işte. Sonra dediğim gibi bakın buradan geçtiğimizde ileriki map yükleniyor. İleriki map'teyiz şu anda burada ve buradan geçtiğimizde de arkadaki map siliniyor. Amaç tamamen bu şekilde gidip 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 geliyor. He, ileriki map silinmeyip pardon, ileriki map yüklenip arkadaki silinmezse gittikçe 6-7 map'ten sonra oyununuz kasmaya çok kötü olmaya başlar ki bu da çok normal bir şey. Ve bunu kullanıcı görmüyor. Görmüyor. Yani dışarıdan gözükebilir ancak o da zaten yapımcı. Görüyor. İşte karakterimin şu tarz bir kenar şeyine sahip bu şekilde bir yapıya çarptığında trigger'ına sahip her ne şey ise. İşte oyun start that işte start vardı bir yerde ya. Bu arada bulamıyorum. Begin play yazmış. Begin play olduğunda widget coin ekrana geliyor bizim altın şeyi. Sonra işte main menü. Mouse kursörümüzü gözüktürüyoruz ilk başta. Eğer ki karakterimiz işte nasıl denir ona? Ya bu ilk başta oyun başlıyor. Bu ayrı. İlk başta benim şöyle söyleyeyim. Ben aynı haritadayım. Hiçbir harita değiştirmiyor bu arada benim karakterim. Yani benim adamım aslında şurada diyeyim ben size şöyle anlatayım. Şu biraz kısayım şunu. Adam işte çok fazla oldu. Şurada başlıyor. Şurada. Ve ekranda bir menü oluyor. Karakter hareket etmiyor. Play tuşuna bastığımda ise karakter hareket etmeye başlıyor ve menü kapanıyor. Olay bu. İşte burada şu kısımda gördüğünüz menü sesi. Ben böyle bir hile yaptım yani şu alanda menü sesi. Ama şu koskoca diğer alanda da tam şuradan geçtiğimiz yerde de oyunun kendi sesi başlıyor. Ben bu şekilde yaptım. Öyle yaptım işte. Dediğim gibi bugünlük hani bu ders bu kadardı. Android hakkında nasıl bir oyun yapacağımızı, neler yapmanız gerektiğini gösterdim. Bu arada bizi dediğim gibi ön alta linkini de paylaşırım ama Google Play'e daha hala güncelleme atıyoruz bu arada. Enişte yazarsanız bu oyunu görüyorsunuz. Buradan indirirseniz çok sevinirim. Bize destek vermiş olursunuz. Yani oyun bedava, ücretsiz. O şekilde. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.